Sayın seyirciler, hoş geldiniz. Bilimsel makale ve tezlerle desteklenen en bilimsel tartışma programı Bilim Alanı başlıyor. Ben Profesör Bilgin Us ve programı sunacağım. Bugünkü konumuz sürtünme kuvveti faydalı mı, zararlı mı? Konuyu tartışmak üzere iki çok değerli uzmanımız stüdyomuzda bizlere eşlik edecek. Konuklarım, sağımda sürtünme kuvvetine karşı duruşuyla bilinen isim Sayın Profesör Karbonhidrat ve solumdaysa sürtünme kuvveti savunucularından Sayın Profesör Fırça olacaklar. Başlayalım. Buranın sürtünmesini kim azalttı? Stüdyo biraz sıcaktı. Sizi ne zaman görsem kayıp düşüyorum Sayın Profesör. Tamam, neyse başlayalım. Evet, ilk olarak sözü size verelim Sayın Fırça. Sizce sürtünme kuvveti neden gerekli? Yani sizi sürtünme kuvvetini bu derece savunmaya iten şey neydi? Teşekkür ederim Sayın Profesör. Az önce de sürtünme kuvveti etkisini kaybetmeye başladığı anda ayakta duramadığınızı gördük. Sürtünme kuvveti olmazsa yürümek olanaksız olurdu. Sayın Karbonhidrat, sürtünme olmasaydı buraya gelmeyi nasıl planlardınız? Ben buraya uçakla geldim ve uçağın havayla sürtünmesi nedeniyle yolculuğum hem daha uzun hem de daha masraflı oldu. Sürtünme kuvveti olmasaydı çok daha az yakıt tüketerek ve çok daha çabuk gelebilirdim. Evet Sayın Fırça, bu konudaki düşünceniz nedir? Ne düşünebilirim ki? Uçmak güzel ve hızlı bir seçenek. Peki sürtünme olmasaydı, Sayın Karbonhidrat uçağı nasıl durduracaktı? Uçaktan paraşütle atlasa bile, sürtünme kuvveti olmaması durumunda yere mermiden hızlı düşerdi. Bu, kaybedeni belli olan bir tartışma. Sürtünme kuvveti nedeniyle yüksek miktarda enerji harcıyoruz ve bu enerji bize küresel ısınma olarak geri dönüyor. Ayrıca kapı menteşesi ve çeşitli açılıp kapatılabilir metal bağlantılar sürtünme kuvvetinin varlığı nedeniyle zarar görüyor ve gürültü çıkarıyor. Ayrıca otomobil motorlarının pistonları sürtünme nedeniyle aşınıyor ve bunu engellemek için otomobillerimizin motoruna yağ eklemek durumunda kalıyoruz. Sizin saçlarınız bile Sayın Fırça sürtünme nedeniyle aşınıyor ve ne yazık ki şu an olduğu gibi görünüyor. Sizse çıkmış bana sürtünme kuvvetinin iyi bir şey olduğundan bahsediyorsunuz. Hey, sözlerine dikkat et Dubai çikolatası. Saçlarım oldukça iyi durumda. Aslında bu konuda bir eleştiri bile yapabilirim. İnsanlar dişlerini fırçalarken diş macununu fırçaya sıktıktan sonra bir de ıslatıyor. Bu durumda ortam daha sürtünmesiz, yani kaygan hale geldiği için fırça dişlerdeki kalıntıların üzerinden kayıp onları yerinden çıkaramıyor. Ayrıca sürtünme olmasaydı eşyalarınızı koyduğunuz yerde bulamazdınız. Motor yağı eklemekten şikayetçi olduğunuz otomobilinizin önüne bir şey çıktığında duramaz, kaza geçirirdiniz. Evet sayın izleyiciler, bilim alanından bugünlük bu kadar. Bizleri açıklamadaki sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Anlamakta zorlandığınız her şey için bizler buradayız. Sağlıkla kalın.